frekansımız nasıl bozuluyor ve biz bunun nasıl farkına varabiliriz? İçten içe manevi açıdan hissizlik, ne yaparsa yapsın mutlu olamama hali, bir eksiklik hali. Bununla ne kadar bağlantılı? Yukarıdan ilahi sistem inanılmaz sıkıştırıyor bizi. Yani artık uyanın. Namaz kılmak varken meditasyon ya da yoga yapmak doğru mu? Frekansla şifalanmayı sormak istiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz elektrik elektronik mühendisi Yasemin Akpınar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis'ciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şu an için aslında çok sık konuştuğumuz konular var. Tabii ki enerjiden bahsediyoruz ya da bilinçaltı, temizliği, frekanslarla şifalanma, aile dizimi gibi çok sayıda hem önceden de biliyorduk ama son zamanlarda daha sık duyduğumuz, bu konuyla ilgili çok sayıda yeni isimlerin çıktığını da görüyoruz. Hepsini sizle konuşacağız. Merak ettiğim çok şey var. Ama öncesinde sizi daha yakından tanıyalım istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Şu an için kendinizden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Yasemin Akpınar. Ben elektrik elektronik mühendisiyim ve uzun yıllar, yani 30 yılımı frekans üzerine ve mühendislik üzerine harcadım ama bunun paralelinde içsel yolculuğumu da devam ettirdim. Son 10 yıl frekans üzerine yurt dışında büyük bir şirkette çalıştım ve özel projeler, keşiflerde bulundum. Sonrasında artık bunun yeterli olduğunu kendimce düşünerekten bıraktım ve şu anda bu frekanslar da artık kelime olarak çok çoğaldı ama bunu daha net anlatmak ve insanlar üzerindeki şifalandırmak yönünde bir yol izliyorum. Frekansların nasıl işlediğini, bu vücut yapısında nasıl sonuçlar aldığını hem kendi kamplarımda hem de anlattığım derslerimde insanlara yaymaya çalışıyor diyelim. Peki nedir? Frekans ve titreşimden bahsediyoruz ama tam olarak nedir? Aslında bütün yaradan titreşim üzerine alemleri yarattı ve dünyadaki bu titreşimden biz zuhur aldık. Bu kaba etin içerisine girdik. Yani ben bu şekilde görünüyorsam belirli bir titreşim sayesinde görünüyorum. Siz de aynı şekilde ve diğer bütün insanlık ve canlı ve cansızların hepsinin bir titreşimi var. Bu titreşim bir saniye etrafında döndüğünüzdeki o dalga boyudur ve bunun sıklığıyla birlikte, titreşim ile birlikte siz zuhur alıyorsunuz. İşte bu frekanslar çok önemli çünkü ben diyorum ki ana motorumuz bizim. Bizim kendi frekansımız bozulmaya başladığında ana motor bozulmaya başlıyor ve bundan sonra işte sağlık sorunları başlıyor, ruhani problemler. Burada bir şey sorabilir miyim? Frekansımız nasıl bozuluyor ve biz bunun nasıl farkına varabiliriz? Frekans son zamanlarda doğadan koptukça, yani betonların arasına girdikçe ve son olması gereken aslında dünyanın, evrenin 432 Hz olması gereken Hz'i 440'a çektikleri için bütün o müziklerde, yayınlarda, her yerde olması gereken frekansı 440'a geçince teknoloji arttıkça bu frekanslar bizim titreşimimizi bozmaya başladı. Yani vura vura bu şekilde bizim görmediğimiz o manyetik alanlar bizim alanımızı girdi ve hem sağlığımızı hem de ruhani kısmımızı, yani beden ve ruh kısmımızı bozmaya başladı. Dolayısıyla teknolojinin iyi yanını alıp aslında kötü yanı bu şekilde bizi etkiler hale geldi. Cep telefonlarından tutun da işte televizyon yayınları olsun, müzikler olsun ve çevre korkuları olsun ve betonun içine girmemiz, doğadan kopup o yüksek yüksek binalara çıkmamız. Çünkü ben kendi mühendislik çalışma yaparken dahi betonun içerisinde yaptığım bütün o mühendislik çalışmalarında geriye yansıyordu frekans. Dolayısıyla bana yansıyordu ve kendimi hep topraklama ihtiyacı hissediyordum. Yani doğadan kopunca insan dolayısıyla bu frekansın bozulması çok kolay hale geldi ve şu anda etrafınızda görmüyor musunuz? İnsanlar ne haldeler, ne kadar çıkmaz içerisinde. Ben yani belki yüzlerce ülkeye gittim. Yani en azından 150 ülkeye gitmişliğim vardır. Her yerde şu anda, yani Türkiye dahil olmak üzere, insanların yapısında ruhani olarak, sağlık olarak çok büyük problemler başladı. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi de bozuyor bu arada. Yani o dondurulmuş gıdalar sıfır frekans. Alıyorsunuz sadece çöp. Başka bir şey peki değil. Mesela şunu da sormak istiyorum. Sosyal yaşantısı olan bir insandan bahsedelim mesela. İşine gidip geliyor, arkadaş çevresi var. Vaktini güzel bir şekilde değerlendirebiliyor ama içten içe bir manevi açıdan hissizlik. Ne yaparsa yapsın mutlu olamama hali.
bir eksiklik hali. Bununla ne kadar bağlantılı? Şöyle, ben şöyle diyorum, 26 bin yıllık siklus döneminin son evresindeyiz biz. Ve yukarıdan ilahi sistem inanılmaz sıkıştırıyor bizi. Yani artık uyanın. Yani kıyamet kısmı budur aslında. Kıyam demek uyan demektir. Uyananlar uyanacak, uyanamayanlar ne yazık ki hani sınıfta kalacak şeklinde. Neden bu mutsuzluk hissiyatı? Şöyle, çünkü artık ruhumuz biliyor bizim uyanmamız gerektiğini ve sıkıştırıyor bir takım olaylarla. Ve dünya boyutu şu anda bilimsel olarak da bu kanıtlanmış bir şey. Üçüncü boyuttan beşinci boyuta aktarıldı. Yani frekansı değiştirilmeye başladı. Hani demin dedim ya 432 Hz olması lazım insanlar. Hani akışta olalım diyorsun. O akışta ne? O akışa, yani yelkenliyle giderken deniz dalgasıyla, akıntıyla beraber gitmektir akışta. Karşı dalgaya karşı yüzmek değildir. O akışta olamadığınız için hissiyat olarak bize sıkıntı veriyor. Frekansınız çünkü düşükte kalıyor. Kendi doğrunuzu, ruhunuzun özünü bulamıyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Çünkü ruhunuz size 50 santim bu kordon, gümüş kordonla bağlı yukarıdan. Ama siz ona ulaşamıyorsunuz bile. Dünya işleri, yani üçüncü boyuttaki beşer dediğimiz, beşer nedir? Yiyen, duyan, içen, gezen, tozan demek. Ama dördüncü boyut demekteki anlayış, artık siz farkına varmaya başladınız. Ben neden bu haldeyim diye arayışa başladığınız an. Beşinci boyut artık her şeyi algılamış ve kendinizi artık yukarıya doğru çıkarmaya yönelik frekansınızı yükseltmeye başladığınız dönemdir. İşte üçüncü boyuttaki insanlar fark etmeye başladığında ben niye bu haldeyim, niye mutsuzluk? Özellikle büyük şehirlerde bu çok fazla var, doğada yaşayanlardan daha çok. Ne yazık ki büyük şehirlerde, yani sadece Türkiye için değil, birçok ülkedeki büyük şehirlerde bu mutsuzluk durumu yetinememe, maddi bile doyurmuyor. Maddiden manaya geçemiyorsunuz. Bu da size doyumsuzluk veriyor. Her şeyiniz var ama yine mutsuzsunuz. Yani bugün zenginlere bakın, fakirlere de bakın, aynı enerjiler. İkisi de mutsuzdur. Evet, evet. Her şeyi olduğu halde. Dört dörtlük değillerdir. Ama manevi huzurat, işte manevi olduğun zaman size bir kuru ekmek bile yetiyor. Önemli olan o manevi kısmı doldurabilmek. Aynen öyle. Burada da frekansla şifalanmayı sormak istiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Çünkü her organımızın bir frekansı var. Yani Yaradan öyle güzel bir yazılım yapmış ki, yani yukarıda çok büyük bir yazılım var. Bunu aklımız bile ermez. O yazılım içerisinde her organımızın belli bir megahertz'i var. Kalp diyelim ki 70 megahertz'e çalışıyorsa, bağırsak farklı bir megahertz'e çalışıyor. Dolayısıyla her bir çalışan organınızın doğuştan, siz yeniden doğmuş gibi olmak gibi dediğim kusurda, siz aslında o frekansları, yaşam içerisindeki travmalarınız, işte ailesel, çevreselle birlikte, streslerle birlikte o bozulmaya başlıyor. Ve eğer bu frekansları siz üzerinizde deneyimleyemezseniz, yani diyelim ki siz pankreasın sesini duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Ama o pankreasın çalışma sisteminde bir ses frekansı var. Ses frekansıyla birlikte benim yaptığım çalışmalarda oraya direkt etki ederekten orayı formasyon halinde düzeltmeye başlıyor. Dolayısıyla oradaki işte tümör varsa tümör veya işte başka bir şey varsa onları temizlemeye başlıyor bu frekans olayı. Ve bir süre sonra vücudunuzdaki akışlar değişiyor, enerjiniz değişiyor. Enerji değişince de çevrenizdeki olaylar daha olumlu hale gelmeye başlıyor. Peki burada şimdi biraz aslında merak ettiğim çok şey var bu konuyla ilgili. O yüzden aklıma gelenleri sormak istiyorum. Burada karşılaştığımız kişi, bu çok yakın arkadaşlarımız olabilir, aile olabilir ya da yeni tanıştığımız kişilerle bir enerji gerçekleşiyor aramızda. Bu enerji alışverişi tam olarak nasıl gerçekleşiyor ve bizi ne kadar süre etki altına alıyor mesela karşımdaki kişinin enerjisi? Şöyle anlatayım. Normalde sağlıklı bir insanın aurası güçlü olur. Yani frekansı yüksek olanın güçlü olur. Sağlıklı bir aurası olur. Görmediğimiz, yani şimdi wireless'ın bütün hatlarını görüyor musunuz siz? Şu anda görmüyoruz. Ama var değil mi? Şu an bir çekim alanı var, telefonun çekim alanı var gibi. Ama bizim de kendi bu makinenin kendi bir şeyi var, aurası var. Bu makinenin yaydığı bir enerji var. Siz bu enerjiyi ne kadar zırhınızı güçlendirirseniz karşı taraftan etkilenmezsiniz. Ama bu ne yazık ki son zamanlarda o kadar çok korku, öfke, endişe var ki hani geçim sıkıntısı şudur budur gibi. Onlarla birlikte bu aura zayıflığı üstünüze yapışıyor. Ve enerji hat alışverişi, örneğin doğdu bir çocuk, doğduğunda ne kesiliyor? Göbek bağı kesiliyor. Göbek bağı kesildiği anda sizin enerji hattınız dünyayla uyumlanmaya başlıyor. Ve göbekten bütün alışveriş yapılır.
yani karşılıklı geçtiğinizde siz göbek üzerinden alışveriş yapılır. Enerji hat gelişi. Bir kişiyle konuşuyorsunuz fark etmeden. Hı-hı. Size bir sürü problemlerini anlatıyor. O problem, bir eve geliyorsunuz bakın başım ağrıyor diye nasıl şey. Bütün hat göbekten alışveriş yapılır. Bakın Osmanlı'ya padişahların önüne göbeğini bağlamadan çıkarlar mıydı? Evet. Namazda secdeye durduğunuzda veya namaza durduğunuzda rükûde mutlaka ellerinizi birbirine bağlarsınız. Veya Kraliçe Elizabeth, hani aslında hiç de şey yapmadığımız ama Kraliçe Elizabeth bile bu şekilde ellerini bağlar her zaman. Bütün ekranda görüntülerine bakın, ellerini bağlayarak dışarıda durur. Veya Elon Musk bu şekilde durur. Bütün şekilde elde bağlayarak enerji hattını karşıya göndermez. Çünkü göbekten alışveriş yaparsınız. Rüyalarda bile siz göbekten çıkar ve girersiniz. Hmm. Göbek şeyinden girersiniz. Ancak öldüğünüzde bu şekilde ağızdan öldüğünüzde ve terk edersiniz bedeni. Ama bütün alışveriş göbektendir. Yani bu şeyin, bu bedenin formülasyonu bu şekilde çalıştığı için şu son zamanlarda ben biraz da bu konuda söylemek istediğim bir şey var. Gençlerimiz hep göbekler açık geziyor. Bunu moda haline getirdiler ne yazık ki. Aslında bu birisini ameliyat ettiniz ve ameliyat ettiğinizde açık yarayla dolaşıyor gibisiniz dışarıda. Hmm. Düşünsenize açık yarayla dolaşıyorsunuz, bütün mikroplara kalıyorsunuz maruz ve böylelikle bütün negatif enerjileri alıyorsunuz. Ben buna da aslında bir noktaya basmak isterim. Yani göbek enerjisini sağlam tutmak gerekiyor. Yani mesela sirkeli suyla koyun, gece yatarken sirkeli suyu göbeğinize koyun, negatifi temizlersiniz. Hı hı. Onun gibi. Bütün atalarımız ve kadim bilgiler bunları hep aslında yaşamış ve doğru bilgiler. Ne yazık ki bugün bize hep unutturuluyor bu bilgiler. Peki bu biriken enerjiler, başkalarından aldığımız biriken enerjiler, enerjilerin bizim üzerimizdeki etkisi ne kadar kalıyor? Yani bu sizin auranızın zayıflığıyla ilgili. Yani hani şu kadar süre kalır demek matematiksel olarak yanlış. Siz onu fark ettiğinizde yaptığınız çalışmalar, meditasyon olabilir. İşte namaz kılabilirsiniz gibi. Veya hı hı. enerji bağı kesme gibi. Veya bir takım işte çalışmalar yaparaktan bunu kesip atabilirsiniz. Fakat üzerinizde hiç fark etmezsiniz. Bu bir süre sonra sizde hastalığa yol açabilir. Çünkü ruhunuz bunu size, yani çünkü beden ve ruhtan oluşuyoruz. Ruh bir süre sonra onu duymadığınız için bedene hastalık olarak zuhur etmeye başlar. Hiç duymazsanız artık o yaşadığınız sıkıntı ve streslerle birlikte kötü hastalıklara dahi tutabilirsiniz. O yüzden son dönemde yapılabilecek en güzel şeyler bol meditasyon. Namaz kılıyorsanız namaz, ama bunu doğru yapmanız gerekiyor. Hı hı. Meditasyon ve namazla ilgili sorularım olacak ama öncesinde hastalıklarla ilgili de soru sormak istiyorum. Son zamanlarda şunu da çok duyuyoruz. Mesela ağzımızdan kötü bir şey söyledik. İptal 3 kere 4 kere üst üste bu tarz şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Biliyorum, evet. İşte ağzından kötü bir söz çıkarsa bunu yaşarsın, tüm hayatını etkiler, sürekli olumlu konuşalım diye. Mesela çok hastalıktan bahseden insanlarda da gerçekten hastalığa meyilli mi oluyor? Evet. Çağırıyor muyuz o hastalığı? Tabii, mıknatıs gibiyiz biz. Yani çekeriz hemen. Günde bir insan normalde 40 bin 60 bin hiç yoksa düşünce üretir. Düşünce nedir? Frekanstır. Bu frekansı düşüne çekersiniz mıknatıs gibi. Hı hı. Eğer bunu bardağın, işte bu bardağı söyleyeyim size, siz ne dersiniz? Bence dolu bir bardak derim. Siz dersiniz ki yok, bir parmak aşağıda bir bardak suyu yok dersiniz. İşte bu negatiftir. Yani bunu düşünceleriniz ne kadar pozitif yönde zuhur ederse çekeceğiniz enerji frekansınız o kadar yukarı gider. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Yaradan öyle yaratmış ki dünyayı, üzerindeki 7 katmanlı iyonosfer tabakasıyla birlikte ürettiğiniz beyin düşünceleriniz negatifse yukarı çıkıyor. Yansıma yapıyor iyonosfer tabakasından. Geri tekrar size yansıyor negatif. Dolayısıyla size çarpıyor, eşinize çarpıyor, çocuğunuza çarpıyor. Ne kadar düşünceyi negatif üretmekle ilgili söylüyorum. Çünkü 11 Eylül'de bilim adamları ölçmüşler. 11 Eylül'de korku frekansı yaydığı için bütün insanlık bu işte World Trade Center'a uçağın girmesiyle birlikte bir korku frekansı yayılmış ve bir milim saniye dünya yalpalayıp kaydı. Neden? Dışarı çıkamadı o korku frekansı. Aynen geri dünyanın üzerine vardı ve kayma yaptı. Sonuçta 2000'den sonra çok her şey çok daha hızlandı. Çünkü zaman değişti. Evet. Ama pozitif düşünce üretirseniz iyonosfer tabakasına o frekans çok yüksek olduğunu çıkıyor. Bütün evrenlere, alemlere kadar uzayıp tekrar size o pozitif enerji çok rahatlıkla geri bulabiliyor. O yüzden çok önemli. Düşüncelerin
pozitif yönde olması. Ama bunu kalben de yapmanız lazım. Hani ben çok güzel olumlamalar kullanıyorum. Bunlar değil. Ben bunlara bunlara bakmıyorum. Ben kalbin ve bunun söylediği kısmının birleştiği noktadaki kısmın doğru olması taraftarıyım. İnanarak aslında söylemek. Kalben söylemeniz evet, aslında. Kalben ağız söyler, her şeyi söyler. Yani ben şimdi buradan size bir şey okuyayım. Aa ne kadar güzel. Ama kalben ben bunu inanmıyor ve yapmıyorsam hiçbir anlamı yok. Esmaların sırrı ne peki? Hayatımızı nasıl etkileyebilir? Yani ben öncelikle Kur'an-ı Kerim'in çok büyük bir enerjisi olduğuna inanıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde en çok tekrarlanırsa zikirdir. Zikir. Yani zikir demek tekrar demektir. Esmalar 99 tane Kur'an-ı Kerim'de belirse bile aslında sonsuzdur. Çünkü Allah'ın sonsuz sıfatları vardır. Esma evet. demek sıfattır. Esmaların her biri bir frekanstır. Yani sizin bu dünyadaki geldiğiniz yapının nasıl olması gerek? Yani bir yemek yapıyorsunuz, içine ne koyacaklarınız bellidir. O yemeği siz yapıyorsunuz. Ona biraz fazla koymak veya biraz az koymak veya farklı bir şey koyduğunuz zaman siz olmuyorsunuz. İşte esmalar Allah'ın sıfatları olaraktan Allah'ın her birinin frekanslarıdır. Ve bu şöyledir, bilim adamları da kanıtlanmıştır. Her birinin tekrarında bizim beyin nöronlarımız çalışmaya başlar. Tekrarladıkça beyin nöronları çalışmayanları aktif etmeye başlar. Aktif ettikçe birbirine hat bağlar. O hat bağlayınca da sizdeki o zuhur etmeye başlar. Yani siz metin sıfatıyla gelmişsinizdir esmasıyla ve onu zikrettiğiniz zaman metin kısmı orada titreştikçe hattı birbirine bağlar, kablolar birbirine bağlar ve nöron etkileşimi hızlandıkça sizdeki bu metin yani güçlü anlamı zuhur etmeye başlar. Ama bu aynı zamanda çok da tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Evet. Altyapınız hazır değilse, temizlenemiyorsanız bu sefer sizi farklı sınavlarla ölçmeye başlar. Madem çok güçlüsün der alem, o zaman bütün sana bu gücü gösterecek her türlü olayları sana getirelim de çöz bakalım der. O yüzden bunun ehli kişiler tarafından çözülüp sizin de kendinizi arındırdıktan sonra yapılan esmalar çok önemlidir. Ki ben kamp çalışmalarıma katılan herkese bunları anlataraktan ve esmalarını çıkaraktan yapıyorum. Kampla ilgili de sorularım olacak. Merak ettiğim çok şey var. Fakat meditasyon ve namazla ilgili de soru sormak istiyorum. Şimdi namaz kılıyoruz ama kıldığımız namaz mesela ne kadar doğru? Tam olarak kalbimizi ve aklımızı secdeye geldiğimiz zaman oraya mı veriyoruz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi namaz İslam dininde gelmişti ama aslında hareketlerine baktığında yogaya da benziyor. Veya işte meditasyonun bazı hareketlerine de benziyor ama namaz doğru. Kur'an-ı Kerim'deki belirtilen namaz aslında Allah için değil kendiniz için yapıyorsunuz. Yani kendinizi arındırmak için yapıyorsunuz bütün bu çalışmaları. Çünkü Allah'ın sizin namaza ihtiyacı yok. O sen arın ki bana doğru yükselmeye başla demektir aslında. Burada en önemlisi kalben yapıyor olabilmenizdir. Kalben otururken bile siz o hale geçebilirsiniz. Namaz kılarken de o kadar kalben yapmanız gerekiyor ki bunu. O anda siz transa geçebilecek yani teta boyutuna geçip ilahi sistemle birleşebilmeniz lazım. Özellikle secdeyi anlatmak istiyorum. Secde pozisyonu şu şekilde pozisyonda bütün o kan akışı beyne doğru gidiyor. Ve bu da, bu durumda hem alnınız yani üçüncü gözünüz olduğu yer hem elleriniz hem dizleriniz hem de ayak parmaklarınızla birlikte secdeye yattığınızda topraklanma başlıyor. Yani siz kendinize bir reset atmaya başlıyorsunuz. Gerçek anlamda secdeye durduğunuzda. Yani başka dünya, evi, düşünceleri düşünmeden yapmış olmak için, yapmamak için yaptığınız o secdede yattığınızda 7 nokta birden sizin topraklanmaya başlıyor. Nasıl çalışıyor o zaman? Bütün kan akışı beyne doğru gidiyor. Kalbiniz ve diğer organlarınız yavaşlamaya başlıyor. Ve yavaşlamaya başladıkça hani böyle reset atmaya başlıyor. Omuriliniz üzerinde 33 tane bir gidiş bir geliş 66 tane omurilik sayısı vardır. O da nedir? Allah'ın ebced değeri 66'dır. Yani tüm omurilinizin üzerindeki o kundalini enerjisi dediğimiz kısmı aktif hale getiriyorsunuz. Yani ilahi sistemle birlikte bağlantı kurmaya başlıyorsunuz. Ama gerçekten hulus kalpten
başka dünyevi işlerin hepsini bir kenara bıraktığınızda, gerçek secdeye yattığınızda, işte o zaman ilahi sistemle bağlandığınızı hissetmeye ve görmeye başlıyorsunuz. Meditasyon da aynı şekilde. Yani meditasyon ile de bu, tamam İslam alemi var ama Afrika'daki ne yapacak? Yani Afrika'dakinin böyle bir şeyi yok. Hani diyelim ki dini olarak Kur'an-ı Kerim'e erişememiş. Oradaki de yaptığı çalışmada veya uzakta olduğu da yaptığı çalışmalarda hepsi frekans üzerinedir. Yani o kundalini, yani omurilikteki o 66 evcut değerini çalıştırmak üzeredir. Çünkü oralarda bizim enerji hatlarımız vardır. Görünmese bile o enerji hatlarını sağdan sola dönecek şekilde aktif etmemiz gerekiyor. Bu da bir frekans işidir. Kendiniz resetlediğiniz zaman, zihni durdurduğunuz zaman bu sefer işte o hal kısmına geçiyorsunuz ve hal kısmında doğru namaz, doğru meditasyonu yapmış oluyorsunuz. Peki namaz kılmak varken meditasyon ya da yoga yapmak doğru mu? Aslında şu anda son kitap olarak Kur'an-ı Kerim namaz en doğrusu, ama en doğru şekilde yapmak kaydıyla. Günümüzde bu çok fazla aktarılmıyor ve nasıl olması gerektiğini de anlatılmıyor. Yani buradaki frekanslar çok yüksek. Neden? Çünkü Arapça'da, yani aslında Rabça'daki frekans çok yüksek. Hı hı. Yani demin dedik ki esmalar. Esmalardaki ben diyelim ki metin dedim demin. Metin dedim, güçlü olmak demek. Şimdi siz tekrarı metin metin diye yaparsanız, ya metin ya metin yaparsanız, onun üzerine düşen frekans ile, yani güçlü olmak kısmında, güçlü olmak Türkçe yaparsanız güçlü olmak, güçlü olmak, buradaki frekans daha düşük kalıyor. Ama Rabça kısmındaki ya metin ya metin ya metindeki frekans daha yüksek kalıyor. Dolayısıyla son gelen kitaba göre oradaki frekans çok yüksek olduğu için doğrusu budur. Ama Uzak Doğu'da da biliyorsunuz ki ses frekansıyla da birleşiyor. Om, lam, yam gibi frekansla da birleştiriyorlar. Aynı frekans aslında baktığınızda. Ama oradaki kültür burayı bilmiyor. Buradaki kültür de orayı bilmiyor. Dolayısıyla yaradana ulaşma hattı üzerinden istediğiniz... Yani ben diyelim ki size telefon açacağım. 532 bla bla'yı çeviriyorum. Veya çeviremiyorum. Yanlış numara çevirdiniz diyor. Önemli olan numarayı doğru çevirecek kendi içsel yolculuğunuzu yapabilmek. Yoksa ben size şekil olarak öğretirim. Yani bugün bana İslam dininden olmayanlar da geliyor, ateistler de geliyor. Ama ben onların da ulaşmasını sağlamak üzere çalışıyorum. Çünkü her şey buradan geçiyor. Eğer kalpten aşağıda çalışıyorsa maddede çalışıyorsunuzdur. Yani dünya işleriyle yoğunlaşıyorsunuz. Ama kalbi çalıştırabilirsek, burayı bypass yaparsak, maddeden manaya geçişi sağlatabilme imkanı sağlıyorum ben. Bu da frekanslarla oluyor.